Program izleyicileri, sizleri Ankara Ayvalı Sera'dan saygı ve sevgiyle selamlayarak programımıza başlıyoruz. Evet, her programda olduğu gibi bugün de yine iç mekan bitkileriyle sizlerle birlikte olacağız. Bu bitkilerin yaşamlarıyla ilgili, çoğaltımlarıyla ilgili, bakımlarıyla ilgili elimizden geldiği, dilimizin döndüğü kadarıyla sizlere yardımcı olacağız ve uygulamalı olarak burada bir takım bitkileri tanıtmış olacağız. Kasım patıyla programımıza başlayacağız. Şu an hani çiçekçilerde çok olan ve hatta buket demet olarak da çok tercih edilen çiçeklerden birisi ve yılda 3 defa üretimi söz konusu olan bir bitki ve kısa gün bitkisi, öyle diyelim. Biraz hani meşakkatli, çok farklı bir yetiştirme tarzı olan bir bitkiden bahsediyoruz. Dediğim gibi yılda 3 defa üretim yapılabilen ve 12 saat güneşin uzun dönemlerinde, yaz dönemlerinde de karaltılması gereken, yani bir çiçeğimizi eğer ki kasım patını daha çabuk çiçek açtırabilmemiz için ne yapıyoruz? Bu bitkimizi diktikten sonra aşağı yukarı 3 hafta sonra, 4 hafta sonra, 1 ay sonra yani çiçek gelişmeye başladığında bunun üzeri, ola ki biz Mart ayında dikmişsek, havalarda aşağı yukarı günler uzamaya başlamışsa bu bitkimizi ne yapıyoruz? Saat 6'dan sonra sabah saat 8'e kadar simsiyah bir naylonla üzerini kapatıyoruz ki bu kapatma ne zamana kadar sürüyor? Her akşam bunu uygulamak zorunda. Yani gün ışığı 12 saatin üzerinde başlamışsa artık, günler uzamaya başladığında böyle bir karartmaya gidiliyor ve bunun daha çabuk çiçek açması sağlanıyor. Tam tersi, tam aksi Eylül ve Mart ayına kadar da o kısa dönemlerde gün ışığının az olduğu dönemlerde de artık güneş etkisini kaybettikten sonra da güneşin ısısı, aydınlığını verecek şekilde de kasım patı seraları ışıklandırılıyor ve o şekilde de ışık ihtiyacı sağlanmış oluyor. Evet, yetiştirmesi böyle, çelikle yetiştiriliyor. Tohumla üretilmesi zor, size tavsiye edeceğimiz bir konu değil. Dolayısıyla burada hani üreticiler bu bitkiyi hangi tarzda üretiyorlar? Anaç bitkileri serada muhafaza edip ondan oluşan sürgünlerden çelikleme yapıyorlar. Şimdi burada bizim bilmediğimiz, yani çoğumuzun bilip de bazılarının bilmediği bir yanlış var. Onu konu alacağız başta. Şu an görmüş olduğunuz bitki kış mevsimi girip eksinin altına havalar düştüğünden dolayı dışarıda, balkonda ve bahçede ise şu görüntü meydana geldi. Tabii ki siz bunu aldığınızda cıvıl cıvıl, rengarenk, çok da renk cümbüşü fazla olan bir bitki. Bunu heveslendiniz, aldınız, getirdiniz, balkonda veya işte bahçenizin bir köşesine diktiniz. Havalar soğuduktan sonra da bu görüntü meydana geldi. Biz burada bu bitkiyi atmıyoruz, yok etmiyoruz. Bu çünkü çok yıllık bir bitki. Eğer havalar soğudu, bu pozisyona geldi, eksinin altına düştü, çiçekler soldu ve yaprakları tamamıyla bu şekilde soğuktan yanmışsa bizim yapacağımız, bitkimizi ne yapıyoruz? Şu biçimde topraktan 3-5 santim yukarıdan kesiyoruz. Ve kestikten sonra da eğer ki daha sağlıklı bu bitkiyi muhafaza edelim, bilhassa da kış şartları çok ağır geçen bölgelerde yapacağımız uygulamalardan birisi çiftlik gübresiyle bu bitkimizin etrafını kapatıyoruz. Eğer ki bu bahçemizde direkt toprakta dikiliyse, saksıda, balkonda yetiştirmişsek, terasımız veya da balkonumuzda bu bitkiyi yetiştirmişsek, bunu köklerinin ciddi anlamda soğuktan etkilenmemesi için size önereceğim, işte şu büyüklükte bir saksı içerisinde bunu
daha büyük bir saksıya koyup etrafındaki boşluğu gübreyle doldurup kökünün ciddi anlamda soğuktan etkilenmemesine sağlayabilirsiniz. Eğer ki bu zaten bahçede direkt toprakta dikiliyse sadece üzerini kapatmanız bitkinizin sağlıklı bir şekilde kışı geçireceği yeterli olacaktır. Örneğin eğer ki işte çiçekleri çok erken geçti bu bitkimizin ve deminki yapmış olduğumuz kesimi uyguladık. Siz bunu eğer ki serada evde ve de balkonda yetiştiriyorsanız bu bitkiyi aşağı yukarı Eylül'ün sonunda Ekim falan o civarlarda çiçekleri don oluşmadan bu yapmış olduğumuz kesimi uyguladığınız zaman ve güneş gören yani güneşe çok verimli olan güney tarafta bir pencerenizin önüne koyduğunuz zaman bitki tekrar şu şekilde kendini geliştirecektir ve yeni sürgünler verecektir. Burada da bu sürgünlerden rahatlıkla çelik yapabilirsiniz ve çoğaltabilirsiniz. Örneğin işte çok rengi çok güzel olan bir kasımpat aldınız, büyüttünüz, çiçeğini gördünüz ama ben bundan gelecek sene balkonumu tamamıyla bu kasımpatıyla renklendireyim ve de bahçemin bazı köşelerinde kasımpatını muhafaza edeyim derseniz ve şu şekilde görmüş olduğunuz çeliklerden yaparaktan, şuradaki sürgünlerden alaraktan bunu yapabilirsiniz. Yani burada aşağı yukarı Eylül'ün başında veyahut da bir kasım patını erken çiçek açıp da bitmişse bunu feda edip böyle bir kesim yapıp içeriye alıyorsunuz. Aşağı yukarı işte 15 derecenin altına düşmeyecek şekilde 20 derece civarında bir ısı sağlamış oluyorsunuz ve tekrar bitki bu hale geliyor. Yeniden bir sürgünler veriyor. Dolayısıyla bu sürgünlerden de ne yapıyoruz? Çelik yapabiliyoruz. Çeliği de zaman zaman bütün programlarımızda size en pratik, en kolay yöntemlerle bazı teknikleri sizinle paylaşıyoruz. Bu neydi? İşte son derece kolay, temin edebileceğimiz evimizde her zaman elimizin altında bulabileceğimiz böyle bir damacana suyunun kabı. Bu şekilde kesip ve böyle bir evimizde mini sera yapabiliyoruz. Yine saklama kablarıyla falan da zaman zaman programımızda böyle bir kablarla da üretim rahatlıkla yapabilirsiniz. Sera iklimi oluşturabilirsiniz. Evet, burada görmüş olduğunuz şöyle bir çeliği alıp buradan üzerinde yaprak sayısının çok az olmasına dikkat edelim. Çünkü hani köklenmemiş bir bitkinin üzerinde yaprak fazla olursa bu yaprağın uzun süre kalabilmesi için gövdedeki yapmış olduğumuz çelikteki suyu alacaktır. Dolayısıyla suyu aldığı zaman burada köklenme çok geç olacaktır. Mümkünse bütün işte kasımpatı veyahut da işte buna benzer yapraklı bitkilerimizin çelikleri yaparken en üstte bir tane veyahut da hiç buna benzer bir şekilde yapraklarının tamamıyla alınması faydalı. Ve görmüş olduğunuz şöyle bir çelikle de bunu rahatlıkla dikebiliyoruz. Şuradan bir tane daha sizin için alalım. Aşağı yukarı gördüğünüz gibi işte 3-5 santim büyüklüğünde bir çelik. Sulamasını yapıyoruz. Burada kullanacağımız köklendirmek için kullanacağımız malzemeler neydi? Safi kum, dere kumu, kesinlikle deniz kumu veyahut da tuz oranı olan kum kullanmayacağız. Varsa perlit kullanacağız ve yine torf içinde herhangi bir katkı maddesi, gübre, yani çiftlik gübresi olmayan torf. Torfla kumu %50-%50 karıştırabiliriz.
Perliti yine %50-%50 karıştırabiliriz. Safi torf olarak da kullanabiliriz. Burada köklendirmede hangilerini kullanıyoruz? 3 unsur. Kum, perlit ve torf. Bu 3 maddeden çelikleme rahatlıkla yapabiliyoruz. Yani ağacımsı köklere sahip olan, işte yumuşak köklü gövdeli olan bitkilerden rahatlıkla çelikleme yapıyoruz. Ve bu çelikleme uygulamasını yaptığımız zaman suyumuzu verip ve ne yapıyoruz? Üstünü kapatıyoruz. Burada bir sera iklimi oluşuyor. Bu da tam güneye karşı. Bunları rahatlıkla pencerelerimizin yakınlarına yani koyabiliriz. Burada bir sera iklimi oluşturabiliriz. Bu sizin için çok pratik bir üretim tekniği ve günde bir defa da iki günde bir havalandırmanız mutlaka sağlanması gerekiyor. Havalandırmadığımız takdirde içeride bir ciddi anlamda nem ve buna benzer şey oluyor ve bitkilerimizin yapraklarında veya da köklerinde kök çürüklüğü veya da işte küflenme buna benzer rahatsızlıklar meydana geliyor. Sık sık havalandırmamız en az günde bir defa havalandırmamız bitkimiz için çok çok faydalı olacak. Dolayısıyla burada hani bu sera iklim olduğu için ciddi anlamda da bir nem olacak. O zaman sulamaya çok dikkat edeceğiz. Yani 2 günde, 3 günde bir çok az bir su vereceğiz ki bir de bitkimizi çeliklendirme yaparken çürütmeyelim. Ve bu şekilde köklendirme zaten 15 azami 20 gün içerisinde kendini gösterecektir. Ondan sonra da istediğimiz ebattaki saksıları alıp bu şekilde büyütebileceğiz. Ve bitkimizi diktikten sonra eğer ki işte bahara kadar yetiştirdik, bahardan sonra işte Mart ayından itibaren, Nisan ayından itibaren bahçemize diktiğimiz zaman da bitkimizin ne yapıyoruz? Bunu da sizinle paylaşalım. Daha sağlıklı olabilmesi için uç alma dediğimiz aşağı yukarı ola ki bir fideyi yetiştirdik, diktik ve bu aşamaya geldi. 4 hafta sonra yani 1 ay sonra ne yapıyoruz? Biz bu bitkimizin kafasından bir koparıyoruz ve buna uç alma deniyor. Oradaki amaç da yani tek çubuk halinde, tek dal halinde büyümüyor da genişleyerek, yanlardan tekrar dallar vererekten daha forumda, daha fazla çiçek sayesine ulaşabileceğimiz bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bu da aslında bu uç alma bitkimizin çiçeklenme dönemini de sağlayabiliriz. Bahçeye ektiğimiz zaman dediğim gibi kısa gün bitkisi olduğu için eğer ki biz bunu yaz boyu işte 12 saatten sonraki o günü kısaltmıyor, üzerine kapatmıyorsak Kasım'a kadar bu bitkimizi bakmamız, beslememiz gerekiyor ve bu şekilde de bahçemizin bir köşesinde sağlıklı bir kasım patı yetiştirebiliyoruz. Ve kasım patı hani keçeli bir köke sahip olan ve su tutuculuğu çok az olan sürekli nemli olması gereken bir bitki. Bunu gözden kaçırmayalım, ihmal etmeyelim. Çünkü sürekli nemli olması gerekiyor. Su tutucu özelliği az olduğu için, keçeli köklü olduğu için. Bilhassa saksılarda yetiştiriyorsak dolayısıyla da sürekli bu bitkimizi sulamamız ve susuz bırakmamamız gerekiyor. Kasım patı bitkisi. Kasım patı kısa gün bitkisidir. Gün uzunluğu 12 saatten fazla olduğunda çiçek tomurcuğu oluşturamaz. Bu durumda saat akşam 18'den sabah 8'e kadar siyah naylonla bitkilerin üzeri kapatılır. Bu uygulama bitkiler dikildikten 4 hafta sonra başlar, tomurcuklar renk belli edene kadar devam eder. Sıcaklık gündüz 18 ila 20 santigrat derece, gece ise 15 santigrat derece olmalıdır. Tomurcuk oluşumu başladığında sıcaklık 12 ila 13 santigrat derecelere düşürülmelidir. Ekim ve Mart ayları arası gündüzlerin kısa olduğu dönemlerde de 4 hafta ışıklandırma yapılır. Çelikli olur. Çelikler belirlenen anaçlardan elde edilir. Çelikler 7 ila 8 santimetre büyüklüğünde olmalı ve çok derin dikilmemelidir. Çelikler kum, perlit, torf, torf-perlit karışımı olmalıdır. 15 ila 20 gün sonra köklenme yapar. Sıcaklık 20 ila 22 santigrat derece olmalıdır. Uç alma. 2 ila 4 haftalıkken uçlar elle koparılır, bitki daha formunda gelişir. Tomurcuk alma da önemlidir.
Zaman iyi belirlenmeli, çiçekler eşit açmalıdır. Şimdi bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ve gelecek programda yine bitkilerle sizleri buluşturmaya, tanıştırmaya devam edeceğiz. Ankara Ayvalı Sera'dan sizleri en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.